Camdan cama uzanan, yürekten yüreğe kurulan bir bağdır komşuluk. Sofrana koyduğun aşında komşunun hakkı olduğunu bilmektir. Evin koşturmacasından 10 dakikada olsa kaçıp bir kahve içip soluklanmaktır birlikte. Kahvenin her yudumunda dert ortağı olmak, olmayacak hayallere birlikte inanmaktır. Kapı önlerinde fısıldaşmaktır uzun uzun. Muhabbetin en hasını bu kısacık fısıldaşmalara sığdırmaktır. Ev değiştirmeden önce iki kez düşünmek, sırf komşularınla ayrı düşmemek için eskiyen bir evin zahmetine katlanmaktır. Aranızda kan bağı olmadan kardeş gibi bağlanmaktır bir insana. Komşum Benim başlıyor. Bazen ekmeğimizi, tuzumuzu, çorbamızı, bazense kederimizi, sevincimizi ve umutlarımızı paylaştığımız insanlarımızdır komşularımız. Pişirdiği çorbada, yuttuğu lokmada hakkı olduğunu bilenler, komşumun sıkıntısı var, derdi var deyip gözüne uyku girmeyenler. İşte tam size göre bir program başlıyor. Komşum Benim. Komşumun sıkıntısına şahit oluyorum ama ona nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum diyorsanız bizi arayın. Ona ne yapacağımızı birlikte düşünelim. Sabah uyandım, tarlaya gittik, babamla mısır ekecektik. Ben de dut ağacı vardı, ona çıkayım dedim. Az bir şey kaldı, onu atladım inerken. Yatırdılar, kalkamadım bir daha yani. Doktor dedi yani, ayağı kesilecek durumda dedi yani. Kısalığı biz ameliyatla uzatabiliyoruz. Bunu göze alır mıyız Nurten abla? Hayalimi gerçekleştirmeye gidiyorum. Biz o sürprize hazırlan. Hayalim gerçek oldu. Ben Nurten Akyüz, 56 yaşındayım. Nurten Akyüz. 20 yılını yatağa bağımlı halde geçiren, çocuk olmadan büyüyen, genç olmadan yaşlanan ve yüreğinde bir sürü yaşanmamışlıklar biriktiren bir kadın o. Sabah uyandım, tarlaya gittik, babamla mısır ekecektik. Dut ağacına çıktım. Biraz kaldıydı, onu da atladım. Bir dut ağacına feda edilen çocukluk, gençliği yiyen hastalıklı bir bacak. 9 yaşından beri bu hastalığımla beraber yaşıyorum işte böyle. Sağlıklı insanlarla arasında sadece 20 santimetrelik bir fark var Nurten teyzenin. 30 yıllık baba yadigarı ayakkabısıyla her tuğlasını kendi ördüğü barakasında küçük bir dünya kurmuş. Aşık oldum. Yani olmadım desem yalan söylerim, oldum. Ama ayağından dolayı. Kendisi istemedi. Bir yuva kuramıyor ama bir köy dolusu güzel yürekli insan biriktiriyor. İsmim Emel Köstenci. Nurten Hanım'ın hem komşusu hem de akrabasıyım. Ben Nurten Hanım'ın hayatında yaşayamadığı farklı iki gün geçirmesini isterim. İsmim Esin, soyadım Can Tokoğlu. Teyzemle hem akrabayız hem de yaklaşık işte doğdum doğalı. Komşuyuz aynı zamanda. Sizin eşliğinizde bir doktor kontrolüne giderse ki çok mutlu olurum. Onun mutlu olduğu zaman ben daha mutlu olurum. Bu hafta duyarlı bir komşumuzdan gelen çağrı üzerine yollara düşüyoruz. Rotamız İzmit Akmeşe.
Akmeşe birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sıcak komşuluk ilişkilerinin yaşandığı İzmit'in küçük ama şirin bir semti. Heyecanlı bir yolculuğun ardından Akmeşe'ye ulaşıyoruz. TRT 1 Komşum Benim programından herkese merhabalar. Bu hafta Komşum Benim ekibi olarak biz İzmit Akmeşe'deyiz. Evet, hayatı zorluklarla geçmiş olan mücadeleci bir ruh tanıyacağız. Evet, Nurten Akyüz'e konuk olacağız. Ama kendisine aileleri kadar yakın olan sıcak samimi komşularından dinleyeceğiz hikayesini. Önce komşularına uğrayıp dinleyeceğiz, ardından Nurten Akyüz'ü tanıyacağız. Sunucumuz Aynur Ayaz, şimdi Akmeşe esnaflarından ve Nurten Akyüz'ün 40 yıllık arkadaşı Mukatter Hanım'la buluşuyor. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz vallahi. Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz Nurten ablamıza? Nurten ablaya gitmek yok. Buraya gelmişiniz. Evet. İlk önce kahveye geçiyoruz, birer çay içiyoruz. Öyle mi? Evet. Hay, hadi içelim o zaman. Hadi. Ben Mukatter Demiray, 43 yaşındayım. Akmeşe'nin, Akmeşe esnaflarındanım. Nurten ablamın da komşusu. Bu zamana kadar Nurten Hanım hiçbir şekilde kendisi için hiçbir şey yapmadı. Yapmadığı için bu da benim içimde bir ukde kaldı. Buna ben bir sürpriz yaptım. Programa başvurdum. Öyle görünüyor ki Akmeşe'de gelişimizi dört gözle bekleyen daha çok komşu var. Biz de Nurten Hanım'a doğru yol alıyoruz. Tamam, biraz işim var. Tamam, geleceksiniz siz de. Evet, tamam, geliyorum. Peki. O zaman. Mukatter Hanım'la bu güzel güne köy kahvesinde sıcak birer çay içerek ve sohbet ederek başlıyoruz. Bize komşun, çok sevdiğin, canından çok sevdiğin Nurten Akyüz'le ilgili başvuruda bulundun. Evet. Bu arada çaylar da geldi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başvuruda bulundun ve ona destek olmak istediğini belirttin. Evet, Nurten Hanım'ın mutlu olması için ayağındaki ayakkabıyı ben kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Hı-hı. Ama benim istediğim gibi olmadı. Ayakkabı olmadı. Ayakkabısı olmadı. Onu mutlu etmek istiyorum. Yani bu zamana kadar hiçbir zaman için kendi için hiç yaşamadı. Ne kadardır Nurten Akyüz ablamızla komşuluk yapıyorsun burada? 42-43 yıldan beri. Neler hayal eder? Anlattığı, böyle dertleştiği, seninle özel istediği, hayata dair nasıl bir bağ var aranızda? Kendince çıkıp hiçbir şekilde alışveriş yapmış bir insan değil. Hiç mi yaptın? Hiçbir şekilde bir alışveriş yoktu. Merhaba. Kendisi. Merhaba, hoş geldin. Selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen size de bir çay söyleyelim, değil mi? Evet, evet, evet. Olur. Nurten Hanım hiçbir şekilde kendi için çıkıp bir alışveriş yapmış insan değildir. Kendi için hiç yaşamamıştır. Hani onun mutlu olması için ben bu programa başvurdum. Yeter ki o mutlu olsun. Sizle olan bağ, sizle ne kadardır komşuluk yapıyor? Yani ben çocukluğumdan beri görüşüyoruz zaten. Aynı sokakta büyüdük. Yani çok içten, çok doğal. Buna karşı bu ayağındaki uzun süredir kullandığı ayakkabısıyla, kendisiyle ilgili, çevresiyle olan bağı nasıl? Yani böyle bir çekimselliği, bir sıkıntısı yok. Yok, yok. Kendinde çok barışıktır. Yani o yönde zaten aşmış onu artık. Kendini evet, kendini aşmış zaten. O yönde bir problemi yok yani. Bir kendisinin hikayesini bir dinlemek istiyorum. Hep birlikte bir dinleyelim Nurten Akyüz'ü. Ardından İstanbul'da bana planlarımız için eşlik edeceksin Mukadder Hanım. Tamam. O zaman hep birlikte bir Nurten Akyüz'e gidelim mi? Gidelim. Hadi. Evet, yolculuğumuz önce Nurten Akyüz o zaman. Başlasın. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ayakta kalma öyküsüyle gönülleri fetheden Nurten Akyüz'le tanışma vakti. Bakalım, heyecanlı bir durum. Evet, buyurun. Başlayalım. Bakın bu ayakkabıdan yaptırdım kendimi tanımda. Değil mi? Evet. Halledeceğiz inşallah güzel böyle onu kullanabileceği. Nurten Akyüz'ün mutluluk evim dediği barakası ilk gören herkesi olduğu gibi sunucumuzu da etkiliyor. Batı Karadeniz'in bu şirin köyünde belki de hiç gitmediği uzak diyarları, yüreğinde yatan hayalleri evine nakış nakış işlemiş Nurten teyze. Her tuğlasında kendi el emeği, yüreğinin güzelliği, hayat enerjisi yatıyor. Hoş geldiniz. Nurten abla. Buyurun. Memnun oldum. Hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Nurten Akyüz. Evet, Nurten Akyüz. Buyurun. Mukadder Hanım'la giriyoruz. Buyurun. Tamam. Buyurun. Buyurun, geçin.
Ben Nurten Akyüz, 56 yaşındayım. Kocaeli Akmişe köyünde doğdum, büyüdüm. 9 yaşından beri bu hastalığımla beraber yaşıyorum işte böyle. Buyurun, selamlar, merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nurten teyze bizi evinde çok sevdiği komşularıyla birlikte karşılıyor. Bir dakika ya, bir şöyle bir bakmam lazım. Pembeler, ışıklar falan. Ne kadar güzel. Kim yaptı burayı Nurten ablacığım? Ben yaptım. Sen yaptın. Yaptım ama tabii desteğim de vardı Sefa yeğenim. Öyle beraber. Mi? Beraber evet, yaptınız. Beraber. Gel Mukadder ablacığım gel. Şeyi falan hepsini yani bu çinileri şeyleri hepsini ondan döşedik. Valla bu evi işte yani kendime ait bir yerim olsun, evim olsun. Kendi böyle girip de kendimi dinleyeceğim. Arkadaşlar, komşular kimisinde laminant var o veriyor. Kimisi artan fayanslar var onları getiriyor. Onlardan yap. Buldukça yaptık yani. Ben burayı belki de 10 senede yaptım. Niye ama? Biri bir şey getiriyor, onu yapıyorum. Aradan bayağı zaman geçiyor. Biri daha bir şey getiriyor, onu yapıyorum. Hediye olarak mı getiriyorlar? Tabii tabii. Bir mesela şeyler. Ben komşulara diyorum ki, bak boyanızı arttın mı diyorum, atmayasınız bir yeri bana verin. Çünkü benim fark etmiyor. Bir duvarı pembe, bir duvarı yeşil de olsa olur. Dekorasyon öyle. Hayata toz pembe renkli bir noktadan evet. Bakıyor değil mi? Yani aynen. Çok renkli. Onun için biraz aynen uzun sürüyor yani gelenlere göre olduğu için. Bir malzeme buldum o. Nurten'in hayatı budur. Sedir yaparım, masa yaparım. Çökecek, güzelleyecek, yapıştıracak. Kesinlikle boş kaldı mı sıkılır. Sürekli eskileri değerlendiririm. Çünkü zaten aldığım belli. Maaş zaten anca yetmiyor. Şimdi senin bir kırılma noktan var aslında değil mi? 9 yaşına tekabül ediyor. O süreçte bir hayatınla ilgili önemli bir şey yaşamışsın. Onu bir anlatsana bize. Ayağınla ilgili değil mi? 9 yaşında. Evet, 9 yaşında hastalandım. Sabah uyandım. Tarlaya gittik. Babamla mısır ekecektik. Ben öküzleri yediyoruz diyoruz. Yani önünden tutuyoruz biz onları. Sonra öğlen oldu. Babam dedi dinlenelim. Tamam dedim. Ben de dut ağacı vardı ona çıkayım dedim. Az bir şey kaldı onu atladım inerken. O anda kasığıma bir sancı geldi. Bir daha da yürüyemedim. Zaten akşama da eşekle eve geldim. Bir daha o oldu. Ben yürüyemedim yani. O sancıyla yürüyemedim. Sonra uzun bir süre tedavi süreci atlattın değil mi? Evet. 9 yaşından 20 yaşına kadar hep hastanelerde, hocalarda. Hep yattın mı? Tabii hep yattım. Ondan sonra hocalara gittik. Orada okundum. Doktorlara gittik. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Bu İzmit'te kimse yapamaz dedi. Doğru dedi, Balta Liman Hastanesi'ne gideceksiniz. Biz oraya gittik. O süreç nasıl oldu? Yani o nasıl tutundun işte daha hayatı? Belki iyi olurum. İşte öyle yani doktorumun da etkisi var tabii. Yani kesilecekti ayağım ama dedi kurtaracağım elimden geldiği kadar. Hani İstanbul'a nereye gidersem en büyük abim kucağında götürdü beni. Kaç ameliyat geçirdin? 6 ameliyat geçirdim. Kimler vardı başında? Anne vardı. Annem kaldı 3 ay. Ondan sonra tek başımaydım. Hatta orada bir maceram da var. Ne var? Ne olmuş bilmiyorum. Gemiler böyle denizin kenarında ya o. Benim yatağım da oradaydı. Gemiler geliyor böyle bir sürü. O da bir şey varmış. Ne var? Abim geldiydi. Ay savaş çıktı dedim. Cahillik. Ha işte. Vallahi. Öyle bir anım var yani. Ağlamak yok artık abla. Yok yok. Yok yok ağlamak. Güleceksin. Büyük abimin çok emeği var. O anı var geldi. Yani. O anısı geldi. Evet. Başında o bekledi ama hastanede büyük bir dönem. Hafta sonları geliyordu. Ben 3 aydan hariç 2 sene hep tek başımaydım yani. Onlar sadece hafta sonu geliyorlardı. O evet. Süreçte ameliyatlar bittikten sonra baban devreye girdi. Sopalarla gezdim. Sopalardan sonra baktı ayakkabısız çok zorlanıyorum. Yani bir şey babam dedi ki en sonunda bir ağaçtan dedi sana bir ayakkabı yapayım bakayım ben dedi. Hı hı. O zaman yaptı şey keçi derisinden de üstünü yaptı çivilerle çaktı. Bir daha o oldu benim hep bu ayakkabıyla. Bak hala da kopuk yani oralar öyle kırıldıkça ekletiyorum. Kaç bak. Sene şu anda bu? Yani vallahi bayağı vardır gene 30 senelik sene. Var da. 30 senelik bunu kullanıyorsun. Yani. Teyzemin en rahat ettiği ayakkabı yani yaklaşık belki 30-35 yıl önce babasının yaptığı tahtadan
kayın ağacından artık işte en hafif neyse o o ağaçtan yaptı ayakkabı, en rahat ayakkabı. O ayakkabıyı bana yaptı, bir daha rahat oldu. Babam bir daha ayakkabılarımı o yapıyordu, yani ölene kadar o yapıyordu. Hiç aşık olmadın mı? Oldum. Olmaz olur mu ya? Şimdi gelin sorusu oldu. Yani aşık olmaz olur mu? Oldum ama yok. Aa. Aşık oldum. Yani olmadım desem yalan söylerim. Oldum. Ama Nurten Hanım'a aşık oldum. Nurten Hanım zamanla aşık oldu. Ayağından dolayı kendisi istemedi. Olmadı. Düşünüyorsun aşk sana göre değil. Oluyorsun da ama bunun sonu yok. O yüzden kendini çekiyorsun. Güvenemem. Hep güvensizlikle yaşarım. Acaba aldattı mı? Acaba şey yaptım diye. Aman dedim en iyisi kendi başıma daha iyi. Nasıl geçiniyorsun? Özürlü maaşım var. Onunla geçiniyorum. O yüzden yani hiç bazen mağazalara giderim. Bir şey beğenirim. Ama fiyatına bakarım. Aman boş ver evdekiler yeter derim. Gene dönerim çünkü pahalı. 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 Pahalı yani o yüzden onlara da bakıp dönerim. Kendi parasıyla herhangi bir şey aldığını hiç görmedim. Yani öyle bir imkanı yoktu. Hep ikinci el. Kendisi için Nurten Hanım bu zamana kadar hiçbir şekilde alışveriş yapmadı. Nasıl yaparım onu da bilmiyorum hiç. Çünkü alışık değilim bir yere gidip de bir şey almaya. Hiç. Hiç yok, girmedi. Yok. Bir çöp daha kendime almadım yok, diyorsun. Şimdi üstümü şey yapsam aynen o da hediye. Bak Tilbent de bugün geldi. Çok böyle istediğin çok ya. Keşke şunu alsaydı dediğin böyle keşkelerin var mı hayatta? Vallahi en çok keşke dediğim hayatta mesela ne olabilir? En çok şu şeyi istiyordum mesela bir yerlere gideyim böyle gezeyim. Ne diyorsunuz ismini bilmiyorum. Mukadder'in ne? Ötemesi. Ha, araçtan bahsediyorsun. Ha, onu diyorum, onu istiyorum. Ehliyet var hayalim. Mı? Var. Ehliyeti var. Eskiden beri mesela nasıl diyeyim, bir arabam olsun istiyorum. Ama onu da alamıyorsun, o bütçe. Hani bütçeye şey yapıyor yani. Benim UTV'me çok hevesli, çok merakı var. Onu alamıyor, o imkanı yok. Bir yolculuğa çıkıyoruz seninle. Yeni bir sayfa açacağız. İnşallah hayırlısınlar. Bakalım bizi ne bekliyor ama bizi İstanbul'da. Evet. Ben seni iki gün kaçıracağım buralardan. Müsaade var mı komşular? Sizin eşliğinizde bir doktor kontrolüne gidersek ki çok mutlu olurum. Büyük bir hamle olabilir. Yani farklı ona hayata bağlayacak farklı bir şey olabilir. Çok isterim yani. Rahatlı ben istiyorum ki böyle hani iki günde olsa o mutluluğu böyle doya doya yaşasın. Yaşayacak. İstiyorum. Yaşayacak. Yani çok içimde çünkü benim İnşallah. Hep böyle var teyzem o şeyi verebilmek. İnşallah. Teyze anne yarısıdır. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Rahat olun. Bize de güvenin. Tamam. Biz böyle bu yetecek ve onu da rahat ettirecek, onun kafasındaki soru işaretleri de kapattıracak bir noktadayız. Tamam. O ekipte o gücümüzde velallah var yani. Hiç sıkıntı çok yok. Neler gelmiş, neler geçmiş. Bak. Yani çünkü annemi kaybettiğimde o bana anne oldu. Yani hala öyle. Yani. O benim annem. Öyle düşünün. Onun tamam. Mutlu olmasını çok istiyorum. Tabii ki baba olmayınca abiler baba yarısıdır. Teyzeler de anne yarısıdır. Dolayısıyla sıkıntı yok yani. Hadi ya Allah ya Bismillah diyelim. Biz yolculuğumuzda bize komşumuz eşlik edecek. Evet. Mukadder Hanım Allah bizi bırakmayacak yani. Ondan, Allah razı olsun ondan da. Güzel yürekli komşularımızdan da izin aldığımıza göre yolcu yolunda gerek diyerek harekete geçiyoruz. Geldim. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Geçmiş olsun. Hayalimi gerçekleştirmeye gidiyorum. Ya. Nurten Akyüz 9 yaşında tedavi olmak üzere gittiği İstanbul'a tam 40 küsür yıl sonra ikinci kez gitmek için yola çıkmaya hazır. Çok sevdiği komşuları, hayatında ilk kez kendi için bir şeyler yapan Nurten ablalarını uğurluyor. Kısalığı biz ameliyatla uzatabiliyoruz. Bunu göze alıyor muyuz? Tamam. İstanbul'daki ilk durağımız sağlık kontrolü için hastane oluyor. Gün uzun ve onun için hazırladığımız sürprizlerden habersiz Nurten teyze hastaneye giriyor.
Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nurten Akyüz'ün muayenesini ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Gökçe Mık yapacak. Geçmiş olsun Nurten Hanım. Teşekkür ederim, evet, sağ olun. Duyduğuma göre bacağından bir sıkıntı, problemim varmış. Evet, çok uzun yıllardır. Evet, 9 yaşında. Ağaca çıkmıştım. Evet. Ağaçtan az bir şey kaldı yere inmeye. Onu da atladım. O anda kasığıma sancı girdi. Evet. Demek ki o arada ayak çıkmış benim ayağım. Ne şikayetin var şu anda? Ne sıkıntın var? Yani şimdi ayakkabı sorunu oluyor işte bende. Şimdi yüksek ayakkabıyla geziyorum. Ayakkabı sorunu oluyor. Bacağında kısalık olduğu için. Evet, oldu. 15 santim mi 20 santim mi kısalık var. Peki. Yüzden... Bu sebepten dolayı ayakkabı, normal ayakkabı giyemiyorsun. Evet, giyemiyorum. Peki. Şimdi istersen şöyle masaya geç, ben tamam. Seni bir muayene edeyim, değerlendireyim. Tamam. Şimdi bacak kısalığı çok çeşitli sebepleri olan bir hastalıktır. Doğuştan kalça çıkında da ilerleyen yaşlarda bacakta kısalık olabilir. Veya bir çocuk felci sekelinde de bacakta kısalık olabilir. Bunun gibi birçok hastalık var. Evet. Şöyle bacağınızı bir sıyıralım, bu tarafı da sıyıralım. Evet. Şöyle bir katlayalım bacağınızı. Bu kalçanızda hiç hareket yok. Yok. Ağrı oluyor mu peki? Yok. Dizinde bu kadar hareket var. O kadar o da. Dizinde ağrı oluyor mu? Bazen. Çok seyrek. Peki. Ben bir cetvelimi alayım şuradan. Operatör doktor Gökçe Mık fizik muayenesiyle kontrole devam ediyor. Peki, bu tarafında şikayetin var mı Nurten Hanım? Şurada vardı, o da şimdi geçti. Peki, buraya tabii çok fazla yük bindiriyorsun burayı kullanamadığın için. Aynen, evet. Peki. Doğru söylüyorsun. Tamam, muayene yeterli, kalkabilirsin. Tamam. Röntgenler incelendi, muayene tamamlandı. Söz şimdi doktorumuzda. Şimdi Nurten Hanım, çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucunda kalça ekleminde bir hasar oluşmuş. Bizim avasküler nekroz dediğimiz bir hastalığı geçirdiğini düşünüyorum. Ve bu erken yaşta daha vücut gelişimini, kemik gelişimini tamamlamadan geçirdiği için ve üstüne de o dönemin teknolojisiyle yapılan ameliyatlar sonucunda kalçası donuk hale gelmiş, hareketsiz hale gelmiş ve sol bacak uzvu büyüyememiş. Ve bundan dolayı da şu anda yaklaşık 20 santime ulaşan bir kısalığı mevcut. Bu tip hastalarda aslında bizim çeşitli tedavi opsiyonlarımız var. Kısalığı biz ameliyatla uzatabiliyoruz. Kalıcı tedavi mi oluyor hocam? Tamamen kalıcı tedavi oluyor. Kemiği uzatıp eski boyuna, diğer kemikle eşit boya getirebiliyoruz. Basitçe göstermem gerekirse bu bir uyluk kemiği ve bir kısalık olduğunu düşünün. Biz ameliyatta bu uyluk kemiğini özel bir noktadan özel bir kesi yapıp dışarıdan da aynen bunun gibi bir cihaz takıp bu cihazı yavaş yavaş bir anda değil yavaş yavaş uzataraktan kemiği istediğimiz uzunluğa getirip bu şekilde bu iki kemik arasındaki boşluğun da dolmasını bekleyerek tedaviyi sonuçlandırabiliyoruz. Bu iki kemik arasındaki boşluk tabii ki hemen dolmuyor, aylar alıyor ama dolduktan sonra da tamamen orijinal kemiği gibi sağlam ve üstüne basıp yürüyebilir hale gelebiliyor. Bu da yaklaşık olarak hasta için en az 2-2,5 yıllık bir tedavi sürecini doğurur. Bunu göze almak bunu gerekiyor göze aslında almak değil gerekir. Mi? Bunu göze alıyor muyuz Nurten abla? Valla ben çok teşekkür ederim size. Evet. Ama ben böyle yaşamaya alışmışım. Alışmışsın. O yüzden yani ekibimizi de teşekkür ederim. Getirdi hani bana yardımcı oldular. Hani daha iyisi olsun istediler ama... Ben bundan alışmışım ayakkabıyla artık. Evet. Yani hastamıza çok haksız onunla. Değil yani bunca çok yaşa teşekkür kadar. Teşekkür ederim yani yine de size. Peki. Şimdi böyle bu yaştaki hastalarda, yaş ilerlemiş hastalarda hayatlarını hep bu şekilde idame etmeye alıştıkları ve çok da büyük bir sıkıntı çekmedikleri zaman böyle büyük ameliyatları göze almayabiliyorlar. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Böyle durumlarda da alternatif olarak ortezlerden, yardımcı yürüme cihazlarından faydalanıyoruz. Ayağımın kısa kalacağını biliyordum. O zaman çocukluk işte. Onu düşünemedim. Doktorum dedi ki bana mesela, köpek kemiği buraya koyarsak kısalma olmuyor yani. Bana sormadan koysaydı belki kabul ederdim.
Ama bana sorduğu için ben dedim kabul etmiyorum. Bu kısalığı giderici bir özel bir ayakkabı, özel bir cihaz yaparak hastamızı bu iptidai koşullarda yapılmış ve ortopedik olarak uygun olmayan ayakkabıdan kurtarıp daha düzgün bir ortezle yürümesini sağlayabiliriz. Evet, o zaman ayakkabı noktasında da bu çalışmayı yapacağız değil mi? Yapacağız, evet. Ben röntgenleri inceledim, filmleri inceledim, oradaki kısalık miktarını ortist arkadaşımızla da çok güvendiğim Türkiye'deki en iyi ortistlerden biridir. Ona da gönderdim e-mail'le yapılacak Harika. Çalışmayı. Çok teşekkür ederim. Böylelikle diğer şikayetlerinden de o dizindeki ağrıdan, diğer bacağına vuran ağrıdan, dengesiz yürümenden de çok büyük oranda kurtulacaksın. İnşallah. Çok daha rahat bir hayatın İnşallah. Olacak. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz biz hocam. Eksik olmayın Gökçe hocam. Bu şekilde tamamen Nurten ablamızın isteğiyle hayatımızı böyle devam ettireceğiz o zaman. Eksik olmayın. Çok geçmiş olsun. Aynen. Çok geçmiş sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Maddi imkansızlıklar, ihmal, tamamlanamayan tedaviler. Nurten teyze için hayat bambaşka olabilir miydi? Eğer daha erken yaşlarda bu durumu tespit edilseydi, şu anda çok daha rahat, belki de bu ortezin bile gerekmeyeceği, bu cihazı bile kullanmayı gerektirmeyecek yöntemlerle tedavi olabilirdi. Nurten teyze gözünü ufuklara dikiyor. İyi bir ayakkabısı olursa, belki de gezip göreceği yerlerin hayalini kurarak. Nurten teyzemiz uzun yolun yorgunluğunu atmak için bir süreliğine istirahate ayrılırken, Mukadder Hanım onun için bir sürpriz hazırlığında. Merhaba, ben Mukadder. Merhaba, ben Hakan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben Nurten ablamın komşusuyum. Ayakkabısı için gelmiştiniz. Gelmiştik. Doktor Bey'in bana verdiği ölçümlerle benim de haberim var zaten. Yıllarca kullandığı bir ayakkabı vardı. Ekip arkadaşınız bana bunu göstermişti. Evet. Onların tedarik ettiği ayakkabı doğrultusunda iyi bir ayakkabı yapacağız. İsterseniz atölyede yapım Tabii. kısmına geçelim, bir görelim. Tabii. Hep birlikte bakmış oluruz. Babam işte teyzemi mesela Bursa'ya götürdü. Ne gerekiyorsa yapılsın diye. O günün şartlarına göre çok güzel bir, aslında kullanışlı da bir ikinci hani ayak görevi görebilecek bir aparat gibi bir şey yapıldı ona. Ayak yapmış, bir daha ayak üstüne. Yani onu da kullanamadım. En rahat böyle. Diğer ayakkabıda da bir işlem yaptık. Derbi dediğimiz bir lastik attık ki buna da yükü çok fazla verdiği için, diğer ayağına yük almadığı için burada da yüzeysel temasın sağlam bir yere basması gerektiği için biz de böyle bir lastik attık. Bu sağlam olan ayağıydı. Çok güzel. Diğer ayağında da kısalığını telafi edecek işleme bir az olsun yüzeysel olarak bir çalışma yaptık. Bir pedilen dediğimiz bir köpükle bunu doldurarak kısalığını takviye edeceğiz. Ve daha sonra yıllardır kullandığı ayakkabısı üzerinde bazı yanlışlar vardı. Bunları düzelterek rollover dediğimiz geçiş pozisyonundaki hareketi sağlayarak onun daha rahat bir yürüyüş sağlamasını amaçlıyoruz. Daha evvel kullanmış olduğu terlik de bir hataydı. Ayaktaki stabiliteyi sağlayabilmek için, yani dengeyi sağlayabilmek için ayak koncunun yüksek olması ve bileği sarabilmesi gerekli. Bu yüzden de tutunma yüzeyi ve bileğin sarmasıyla daha iyi bir yürüyüş sağlayacak. Umarım onu sağlamış olacağız. Çok teşekkür ederim. Yarına kadar yetişir mi? Onun sözünü size verdim. Hiç sıkıntı yok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. En sonunda o ayağındaki ağaç ayakkabıdan kurtulduğu için, ağrılarından da kurtulacağı için ben de çok mutluyum. Önemli olan onun mutlu olması. Nurten Akyüz için sancılı, ağrılı ve rahatsız günler geride kalıyor. Bu atölyede uzman ellerde kendisi için bakın nasıl özel bir ayakkabı tasarlanıyor. İzmit Akmeşe'den İstanbul'a uzanan yolculuğumuzda şimdiki durağımız bir alışveriş merkezi. Aa, bak kim var orada. Ay 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 ay. İki yakın komşu doyasıya alışveriş yapmak için tekrar bir araya geliyor. İşimiz vardı, hallettik işim mi? Vardı. Evet. Onu hallettim. Hallettin mi? Hadi. Süper. Hadi bakalım. Hadi o zaman. Hadi gidiyoruz. Hadi. Nurten Hanım kendisine hazırlanacak ayakkabının yarın elinde olacağından habersiz, kendini komşusunun ve ekibimizin yaptığı plana bırakıyor.
Nurten teyze için İstanbul'da karşılaştığı her manzara ışıltılı, heyecanlı ve şaşırtıcı. Öyleyse alışveriş başlasın. Mağazaya girdiğimizde gözleri ışıl ışıldı. Mutluluk gözlerinden belliydi zaten. Nurten ablacığım, tanıştırayım programımızın imaj danışmanı. Mukadder ablamız. Memnun oldum, sağ olun. Sizi bekliyorduk biz de. Evet. Şimdi tabii ki biz Nurten ablamıza ne yapacağız? Evet. Güzellik yapacağız böyle. Bugün tabii. Onun istediği renkler, onun istediği özel şeyler. Değil mi? Tabii. Söz sizde o zaman. Komşum Benim'in imaj danışmanı Nurdan Işık Heybeli, Nurten teyzemizin yaşına, ten rengine ve zevkine uygun bakalım hangi seçenekleri sunacak? Bu kıyafet denemelerinden çıkan ortak sonuçsa şu, Nurten teyzemiz ne giyse yakışıyor. Güzel. Evet. Hem de vücuduna da uygun. Aynen. Hem de güzel. Beğendim. Bunun altına güzel bir siyah pantolonumuzu. Evet. Buna uygun güzel bir eşarbımızı. Tamam. Bir de çantamızı. Oo. Nasıl? İstediğin başka bir şey var mı Nurten teyze? Kıyafetimize karar verdik. Şimdi sıra eşarp seçiminde. Kıyafet seçimini stil danışmanımız Nurdan Hanım'a bırakan Nurten teyze, eşarbını ise bizzat kendisi seçiyor. Alışverişimizi tamamladık. Şimdi kasada ödememizi yapıp bu uzun ama keyifli günü noktalayabiliriz. Selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Şöyle çantamızı bırakıyoruz. Evet. Bakalım ne kadar tutuyor efendim. Şimdi sizlerin görevlerine bizlerin de bir katkısı olması gerektiğini düşünüyoruz. Şirket olarak bizler de komşuluk ilişkilerine çok önem verdiğimiz değerlerden bir tanesi. Onun için eğer kabul ederseniz bizim bu sizlere hediyemiz olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür çok ederiz teşekkür inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizlere de ayrıca vesile olduğunuz için biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Cümlemize ne kadar inşallah. Önemli. Şirket olarak evet. Değerleriniz içerisinde. Biz de çok mutlu olduk. Biz ne de diyorsun? Çok sevindik çok açıkçası. Mutlu oldum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz inşallah. Sağ olun. Gönlünce alışverişini yapabilmesi için mağazaya girdi. İstediği kıyafeti kendisi aldı. Çok mutluydu. Gözlerinden mutluluk belli zaten. Hayallere çok az kaldı. Evet. Ne hissediyorsun? Güzel duygular. İstediğini alabilmek güzel duygu. Güzel değil mi? Tabii. Peki. O zaman yarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdilik ayrılma vakti diyelim. Tamam. Sizi otelinize bırakıyoruz. Evet. Ve yarın buluşmak için enerji topluyoruz. Tamam. 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 Anlaştık. Anlaştık. Peki o zaman yarın kaldığımız yerden biz devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Tamam. Nurten teyze için ilklerin gerçekleştiği İstanbul turumuzun birinci gününü alışverişle noktalıyoruz. Biz o sürprize hazırlan. Hayalim gerçek oldu. Nurten Akyüz'ün hayallerine ortak olduğumuz Komşum Benim'in ikinci günü manevi bir adreste başlıyor. Eyüp'teyiz. Evet, bugün Komşum Benim ekibi olarak ikinci gündeyiz. Bugün neler mi yapacağız? Bugün bizi neler mi bekliyor? Bugün bizi çok önemli, güzel programlar bekliyor efendim. İzmit Akmeşe'den yola çıktığımız Nurten Akyüz ablamızla şu anda Eyüp Sultan'da olacağız. Kendisini birazdan alacağız ve İstanbul'un manevi büyüklerinden Eyüp Ensari Hazretlerini ziyaret edeceğiz öncesinde. Ve daha sonra İzmit'e döneceğiz ve bizi Nurten Akyüz'ün evinde komşuları bekliyor olacak. Muazzam bir hazırlık içerisindeler. Ben haberleri aldım ve günün sonuna doğru finalde ise bizi muazzam bir final bekliyor. Bizden ayrılmayın. Hadi bakalım. Geldik.
Günaydınlar. Günaydınlar. İyi öğlenler dileyelim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl geçti gün? Çok güzel geçti. Uyku tamam mı? Uyku tamam. Hazır mıyız? Kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptık. Çok güzel. Dinlendik. Dinlendik. Çok şık olmuşuz. Teşekkür ederim. Sayenizde. Ay harika. Evet, renklerle içim açıldı. Valla kendimi bu yeni kıyafetlerin içinde mutlu hissediyorum. Değişik hissediyorum. Odaya girdik, almış olduğu kıyafetlere tek tek baktı, onları yeniden giydi. O mutluluk zaten onda bir daha ben gördüm. Evet, Eyüp Sultan'dayız ve dilerseniz bugünü güzel dualarla ve dileklerle geçirelim. Manevi tamam. Büyüklerimizden Eyüp Ensari Hazretlerine doğru yola çıkalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İki yakın komşunun ilk kez adım attığı bu tarihi ve manevi semtte rehberimiz ise sunucumuz oluyor. Ve eller semaya açılıyor. Nurten teyze 20 yıl önce kaybettiği babası ve 2 ay önce vefat eden annesi için dua ediyor. Aynur kızım geldi. Oradan da bizi kahvaltıdan sonra Eyüp Sultan'a götürdü. Orada da annem babam için, bütün ölmüşlerimiz için dua ettim. Ve artık köyüne dönme vakti geliyor Nurten teyzenin. Yine de herkesin köyü. Ben köyümü özledim. Komşuluklarını özledim. O zaman Nurten teyzeyi evine, köyüne ve çok sevdiği komşularına kavuşturmak için yola çıkabiliriz. Razı olsun, gezdik, iyi oldu. Mutlu oldun mu? Benim için değişiklik oldu. Eğlendim güzel. Allah razı olsun herkesten, sizlerden de. Ne hepinizden. Hissettin, neler hissettin? Hakkınızı helal edin. Helali hoş olsun. Biz vallahi. Şimdi komşum benim ekibi olarak senle İzmit'e dönüyoruz. Evet. Akmeşe'ye dönüyoruz. Evet. Özledin mi? Özledim tabii ya. Mutluyum. Mutlu ayrılıyorum. Köprünün üzerinden geçtin, asansöre korkuları dinlendi. Yani evet, köprüden. En önemlisi köprüden geçtim. Denizin üstünden geçtim. Siz geçiyorsunuz ya, ben şimdi sizden önce arabayı kullanıyorum. Hemen böyle ileri gidiyorum yani hemen. Hani bir, o denizi bir geçse. Kontrol yani, bir geçeyim bitsin ya. Sizden önce ben böyle gidiyorum. Şu anda neler geçiyor kafandan? Sadece şu anda kafamdan geçen, bilmiyorum da. Bugün diyorum doğum günüm ya. Şimdi bizim Sefa almıştır pastayı diyorum, bekler. Ha, kurgu hazır yani. Yani öyle düşünüyorum ama yeğenimden yanılırsam onu bilemem. Komşuları Nurten Akyüz'ün hiçbir doğum gününü atlamamışlar bugüne kadar. Bu yılda doğum günü hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başlamış bile. Akmeşe köyüne ulaştık. Nurten teyzemizle birlikte derin bir sessizlik olan evin avlusuna giriyoruz. Nerede bu komşularımız? Vallahi kimse gelmemiş. Kapıda karşılarlar diye bekledim ama. Allah kimse Allah. Gelmemiş. Bak kimsecikler yok. Kimse yok mu? Yok. Kimse yok mu? Al komşular neredeler? Hiç kimsecikler neredeler? Yok. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Hoş geldiniz Nurten Hanım. Hadi gelin, bunlar sizi bekliyor. Baş. Doğum gününüzmüş, hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hemen şunu alıyorum. Sürpriz. Şöyle. Hadi. Evet. Nice yıllara inşallah komşularımızla hep birlikte. İnşallah. İyi ki doğdunuz. Eve giriyordum, baktım hiç kimse yok. Bir anda bir şok oldum. Acaba dedim yani hiç kimse hakikaten yok mu diye. Sonra biraz daha yürüdükçe bana sürpriz yapmış komşularım, belediye başkanımız, hepsi.
Çok memnun oldum. Hadi bakalım. Ben yardım edeyim. Evet başkanım. Ben de biraz heyecan var şimdi. Ben de heyecanlandım. O zaman hemen koyalım. Ben bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyordum. Nurten ablam kendini o kadar çok sevdirmiş ki hem komşularına, eşine, dostuna. Ben de görünce şok oldum. Komşum benim ekibine, Nurten ablaya, Nurten Akyüz'e ulaştınız. Sayın başkanım size çok evet, teşekkür ayrı ediyoruz. Ayrı çok başından beri çok teşekkür ederim benim. Başından beri işbirliğimizde sizler vardınız. Bu güzel komşularımız sizlere ulaştılar. Sağ olsunlar. Tabii emeği geçen komşularımızı asla hiçbirinizi unutmuyoruz. Bizim de çam sakızı, çoban armağanı böyle güzel tabii hediyelerimiz sizlere olacak ama bir sürpriz var galiba. Öyle görünüyor. Bak bir paket var orada. Bir paket var orada. Bir pakete bakalım. Buyurun efendim. Doğum gününüz kutlu olsun. Komşuma benden. Allah gönlüne göre versin her şeyi. Aç bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Nurten teyzenin hayatını kolaylaştıracak en anlamlı hediye yavaş yavaş ve heyecanla açılıyor. Aldık şöyle. Ayakkabı. Evet. Artık eskisi yok. Evet. Artık yenisi var, orada biri aynen. Var. Aynen, evet. Güle güle kullan. Herkese, ekibinize, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Başından beri bizler de Sefa'cığımızı alalım mı böyle? Sefa, gel bakalım ama öncesinde bizim... Sana TRT 1 komşum benim ekibi olarak hem film canımızla birlikte çayını kahveni içtiğinde değil mi? Bizi hatırlayacağını umut ediyoruz. Emel Hanımcığım, Emel Hanım nerede arkamda? Buyurunuz şöyle geliniz bakalım. Siz takdim ediniz. Evet. Evet Sayın Başkanım da evet. Bizim adımıza evet, Emel Hanım'a Sayın Başkanım siz bu ailenin Hanım, bir parçasınız. Vallahi komşuluk ilişkilerindeki önemi vurgulayan bu çalışmada önemli görev aldınız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim başkanım. Nurten adıma hem de bizim adımıza. Evet, sizin de burada olmanıza çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun. Ve tabii ki Esin ablamız. Nerede? Nerede? Ben neredeydim? O sırada yani komşum benim ekibinin işte belediye başkanıyla ortaklaşa ona sürpriz olarak hazırladığı bir doğum günü hediyesi vardı. Ve onun bir kişinin teslim etmesi gerekiyordu. O görevi de ben üstlendim. Sanki benim bu komşuluk şeylerine bu kadar sempati duyduğumu, ilgi duyduğumu öğrenmiş komşular geldiler bana. Dediler ki bizim Nurten'imize bir sürpriz yapmanızı istiyoruz. Onun çok arzuladığı bir şey var. Biz o sürprize hazırlandık. Hazırlandınız. Evet. Biz çok merak ediyoruz. Ben ve... komşuları kırmadım. Aynen. O sürprize hazırlandık. Harikasınız. Aynen. O zaman böyle bir hafif yol tamam, alalım o sürprizimize. Gidelim. Böyle alkışlarla gidelim. Komşularımızın başvurusu ve başkanımızın duyarlılığıyla son sürprize adım adım yaklaşıyoruz. Acaba Akmeşe Köyü'nün sevgilisi Nurten teyzemizi kapının önünde hangi sürpriz bekliyor? Yani Allah razı sizlerin olsun. Yanınızdayız her zaman. Evet, sizler için olun. Varız. Her zaman evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip evet. Erdoğan da komşuluk ilişkilerini çok önemsiyor. Evet. Özellikle bu kutsal. Ay başkanım bunu bana yaptınız mı? Sağ olun Allah razı olsun. Çok beğendin sağ olun. Çok beğendim. Senin için gel. Gel. Sen abla gel. Vay. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Hadi helal edin. Hadi kayıp çıktı. Hadi bakalım. Hadi bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakkabıyı çıkarayım. Evet. Bravo. Süper dedin ya. Çok sağ olun. Kimseye muhtaç olmadan arabamla gezeceğim Allah'ın izniyle. Yani ona götürür müsün, buna götürür müsün demeden kendi arabamla istediğim yere gidebileceğim. Tarifi mümkün değil. Çok mutluyum. Yani gerçekten çok mutluyum yani. Bunun hayalini kurmak gerçek olması. Yani hiç alamayacağım bir şey. Hani hayalini kuruyorum da gerçekleşeceğini inanmadığım gerçek, bir şeydi. İnanıyor musun şu anda? Gerçeksin bak içindesin. Rüya gibi yani de inanıyorum. Hayalim gerçek oldu. Sayın İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Biz iki gün boyunca İzmit Akmeşe Köyü'ndeydik ve Nurten Akyüz'ün hayatına dokunmaya çalıştık.
onun hayallerini bir bir adım adım gerçekleştirmeye gayret ettik. Hüzünlendik, mutlu olduk, evet. Sevindik ama... Ağlamayacaktım da hiç. İşin final kısmı gerçekten mutlu sonla bitti. Peki bu güzel sürprizi belediye başkanımızla bir tur atarak noktalasak nasıl olur? Bacağındaki sağlık sorunu yüzünden uzun yürüyüşler yapamayan ama gezmeyi çok seven Nurten teyze artık kırmızı aracına atlayıp keyifli seyahatler yapabilecek. Komşumu gezdireceğim. Mukadderi. İstediği yere götüreceğim onu. Komşum benim olarak Akmeşe köyünden güzel hatıralar, gülen gözler ve iyi insanlar kazanarak ayrılıyoruz. Komşum benim ekibine teşekkürler, TRT 1'e teşekkürler. Hepinizi öpüyorum ekip olarak.